Ağacımızın birçok dalını alıyoruz, temizliyoruz böyle. Evet, ben Mehmet Demir, emekli meteoroloji müdürüyüm, eski ziraatçı. Önce böyle alıyoruz ve şuradan, bir dakika şöyle yapalım ki Zeynel Bey'in tuttuğu erkenden olsun. Şöyle üstünü kesiyoruz. Bu nefes almak için kalan daldır değil mi efendim? Hı. Onu aldıktan sonra, öyle bir temizlik yaptıktan sonra şöyle aldığımız aşılı ağacın şöyle dur. Onlar taze kalsın diye nemli bezin içine değil mi müdürüm? Evet, bir dakika. Ben bıçağımız neredeydi efendim? Bıçağımızı alıyoruz. Bak bu aldığımız dal. Bu dalın altını ve üstünü kesiyoruz. Olgunlaşan tomurcukları şey yapıyoruz. Evet, şurada yarım santim bu taraftan alıyoruz. Bak şöyle %50 değil mi alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet, şöyle yaptıktan sonra şöyle tutuyoruz. Bak şöyle tutuyoruz. Şöyle odunla selüloz kısmını böyle ayırıyoruz ve şurada özü kalıyor efendim. Şöyle ağzımıza koyuyoruz. Gözenekleri kapanmasın diyor. Değil mi efendim? Hı. Bak tekrar gösteriyorum. Hı. Bak. Hı. Bak böyle ayırıyoruz. Hı. Bak tutuyoruz şöyle. Bak tırnağımızı şöyle koyuyoruz. Odun. Hı. Evet, geliyor buraya. Bir çay çiziyoruz. Bak. Şurada şöyle bir çay çiziyoruz. Anladın mı? Şöyle. Şöyle kabukları kazıyoruz. Bak. Şöyle yukarı doğru. Şurayı. Bak, bak. Değil mi? Şöyle elimizle aşağı doğru içiyoruz. Nereye kadar? Şeye kadar. Böyle. Bak gördünüz mü? Bak bak. Çek burayı güzel bir şekilde. Bak tekrar gösteriyorum. Ters çiziyoruz. Böyle. Ben emekli meteoroloji müdürü ve harita mühendisi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yeğenim. İsim söyle bakayım. Caner müdürüm. Caner, soy isim efendim. Sönmez. Caner Sönmez'le beraber memlekete teknoloji getirmeye çalışıyoruz. Yırttık teknoloji. Evet, koyduktan sonra evet şunu alıyoruz. Şöyle ipimizi kesiyoruz. Bak şöyle bu ip şeyimizi, aşı bandımızı şöyle yapınca aşı bandımız çözülmez. Değil mi efendim? Evet. Bak böyle sarıyoruz. Bak. Şöyle bak. Bak. Ne çok gevşek, ne çok sıkı. Değil mi efendim? Böyle kıymetli yeğenim. Bağlıyoruz. Dur. Devam ediyoruz. Kaynak israf etmek bakımından. Önce aslında yukarısı sarılır kıymetli yeğenim. Değil mi? Bak şimdi neyse şöyle geliyoruz. Bak şöyle. Tomurcuğu kapatmamak kaydıyla. Bak şöyle. Kalması lazım değil mi? Evet. Tomurcuk açıkta kalacak. Tomurcuğun sürmesi bakımından. Bak. Bak. Böyle. Bak şöyle geliyoruz. Geldikten sonra da şöyle elimizle şöyle bir düğüm atıyoruz. Sistemi gerdik. Ve bir ağacı
aşılamış olduk. Değil mi? Evet. Şimdi yeni bir ağaç üzerinde deneyelim tekrar. Aşımızı nereye koyduk? Dal bıçağımızı ver efendim. Bak. Bak tekrar gösteriyorum. Bak şunu şöyle kesiyoruz aslında. Daha görüntülü bir şekilde. Şöyle. Şöyle yarım santim bu tarafından. Bir de bu tarafından almak suretiyle şöyle çıkardık. Çıkardığımız zaman şunu elimizle şöyle tutuyoruz. Odunla şeyi böyle hafif böyle kıvırıyoruz. Ki içindeki özü çıkmasın efendim. Değil mi? Evet böyle. Bak tekrar operasyona başlıyoruz. Bak. Böyle bunu aldığımız zaman azıcık geldik buraya. Bir dakika makasımızı alıyoruz. Gel bakalım. Gel kardeşim. Bak burada bir güzel uygulama göstereyim. Bak. Böyle temizliyoruz. Şuradan bunları asıyoruz. Diğer dalları hepsini temizliyoruz. Acımıyorsun. Düşman gibi kesiyorsun, dost gibi yiyorsun, değil mi efendim? Evet müdürüm. Parolamız bu. Parolamız bu. Bak gel bak böyle. Bak teyi siliyoruz. Değil mi? Teyi böyle siliyoruz. Bıçağımızı uzunca şöyle hafif alıyoruz. Burayı da alıyoruz. Fazla zedelenmemek kaydıyla. Bak. Şunu şöyle aşağı gelecek şekilde. Bak. Gördün mü? Gördüm. Böyle. Bak böyle. Bak böyle. Görüyorsun değil mi kıymetli? Evet görüyorum. Kardeşimiz. O bana dedi hepsini aşıla. O bana dedi hepsini aşıla fark etmez. Tut bakayım alıyoruz böyle. Bantımızı alıyoruz. Mehmet o aşılıymış Mehmet. Mehmet diye can veresiniz. Kadının iyisi 6'ya yaşar. Ölmüyorsa hiç ölmüyor demektir. Değil mi? Doğrudur. Tabii efendim. Yahu yapma hocam yapma. Kazık çöktü öğretmen. Mehmet diye canın çıksın senin kadın. Kurtlama sistemi ya. Tükettiler beni ulan. Tüketti beni. Dünya yıkmazdı beni, karılar yıktı. He vallahi müdürüm ya. Karı dırdır adamı götürür ya. Ya. Sağ ol, hoş geldin kıymetli hocam. Bu ikisi aşılıyor. Tamam. 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 Fotoğraf, fotoğraf o. O kız fotoğraf. Hay geldi. Ne? Aşılamış, Barış aşılamış ya. Bu ikisi aşılıyor ama öbürleri aşılı değil. Zaten yapraklarında belli ya. Ya ne olacak babam? Olsa ne olacak ya? Ya o da boş ver, o da kafayı takmış. Yapsın. Öbürlerini yapsın da o aşılı olan bir tane kalsın. Barış götü tut aşılamaz. Evet. Hangisi? O da aşılı. İyi tamam onu bırakıyoruz. Evet. Gel. Gel yeğenim gel. Dur. Dur o şeyi al. Dur. Dur.
Şöyle ama oturttu dalalı. Ona dalalı. Yabani dallar şöyle temizlenir. Değil mi diye? Bak. Kıymetli yeğenim. Bak böyle. Anladın değil mi yeğenim? Anladım müdürüm. Böyle kestik mi? Şimdi şunu yere koyuyoruz. Gene evet bak şimdi size tekrar uygulamalı örneğini göstereyim. Gölge yapma bu taraftan. Şöyle bir dakika bak. Şöyle şuradan başlıyoruz. Yarım santim. Buraya doğru geliyoruz. Bu ulu kale çekirdeksiz tutu efendim. Bak bu ulu kale çekirdeksiz tutunu... Allah. Nereye gitti koca, nereye gitti? Bahçeye gittim. 45 günlük hıyar bunlar içiyor. 45 günlük Ecevit'in hıyarları. Ecevit'in hıyarları. Tabii bunlar bilgisayarla eğitim başladı. Çoğu emekli oldu bunlar. Teknolojiden kullanamadıkları için. Tabii ha. Eğitimde çağ dışı kaldıkları için tabii. Mecburi emeklilik. Şimdi kalkınma için çağdaş eğitim, çağdaş üretim, çağdaş teknoloji üçü beraber olduğu zaman kalkınma olur. Eğer çağdaş eğitim, çağdaş üretim, çağdaş teknoloji kullanılmazsa kalkınma mümkün değildir. İlkel metotlarla. Bak. Eğitim verilemez. Bak, bu tarafa geç. Tamam. Bu tarafa geç. Bak. Bak şöyle, şu anladın mı? Bak şöyle. Bak. Bak gördün değil mi nasıl yapıyorum? Bak. Bak. Fazla ağacı yıpratmadan. Evet. Bak. Her ne kadar böyle 2-3 tane vuruyorsak da bir tanesi tuttu mu yeterlidir biliyorsun. Ya. Böyle köpüyoruz. O şey ne dedi? Sargı bezimizi alıyoruz. Bak. Şimdi ne yapıyoruz? Sargı bezimizi alıyoruz. Şöyle. Müdürüm bu göl aşımızın yapılma süresi var mıdır? Hani evet. Tabii bu yıllık sürgünlerin olgunlaşıp kahverengi hal almasından sonra alttaki kuyular meyvedir. Şeye dibe yakın olanlar, üsttekiler de olgunlaşmadığı için uçta ve dipte kesilir. Ondan sonra kalanlar şey yapılır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bak şöyle yapıyoruz. Bak. Bu hiçbir dünyanın yerinde görülmemiş modeli uyguluyorum şu anda. Paşam. Bak. Bak. Böyle. Kıymetli yeğenim. Böyle. Bak önemli olan teknik proje uygulamaktır. Değil mi? Evet. Bak şöyle. Bak. El yeteneği melike de kazanmak gerekir bu işte. Tabii, biliyorsun. Ne kadar pratik olursa.
pragmatik çözümler üretmek gerekir. Bak nasıl bağladım değil mi efendim? Evet. Şimdi makasımızı ama şuradaki, alıyoruz. Şuradaki gözün açıda kalıp hava alması değil mi? Bak hemen bunu Zeynel Bey'i siliyoruz burada. Evet. Bugünkü şeyimiz bu.